Dünya yayılmamasını tercih eder. Yani insanların sağlığı için daha iyi olur da herhalde pek sağlıklı bir durum değil yani. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 üzerinde ölü var. Ve bu yavaş yavaş yayılıyor. Yani sebebi ne, neden oluyor onu hiç bilmiyoruz. Acaba ilaç şirketlerinin oyunu mu? O da olabilir yani. Koronavirüsü yani etkili ve etki altına alıyor dünyayı. İnşallah Türkiye'ye gelmez ve önlem ve bir çaresi bulunur diye düşünüyorum. Virüsü durdurmak ve vücut içerisindeki ilerleyişini daha da etki altına alıyormuş. Yani benim duyduğum kadarıyla gittikçe ilerliyor ve barındırdığı şeyi vücutta daha da etkin kılmaya başlıyor. İnşallah önlemler alınır. Vallahi ne düşünebiliriz ki? Kendimizi sakınmamız, kendimizi temiz tutmamız lazım. Başka yani Çin'den gelen mallara bir boykot bir şey koymamız lazım. Başka da diyecek bir şey yok. Artık şansımıza. Koronavirüsü hakkında yani büyük bir salgın dünyayı tehdit ediyor. Önlenebilir ilaçların olduğunu düşünüyorum. Bana biraz politik gibi geliyor. Yani kişiler kendilerini maskeyle koruyorlar zaten. Hani elimizin yıkama konusunda, hijyen konusunda yani her açıdan kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta sağlık ama dediğim gibi başta da söylediğim gibi bana politik bir mesele gibi geliyor. Kendimizi koruyalım ondan. Ellerimizi yıkayayım. Kendimizi çok koruyalım. Bu bir pis hastalık. Nasıl eleyebiliriz ondan ararı düşer. Biz eleyebiliriz. O adamlar, Çinliler, misafir gelir. Onlardan ararı düşerim. Ve kendimizi korumak için o ellerimizi yıkarım. Kendimizi temiz saklarım. Hemen. Vallahi koronavirüsü Türkiye'den uzak dursun. Çünkü orada bir sürü insan hastalık var. Bulaşıcı olduğu için Türkiye'den uzak olursa daha iyi olur. Ben olsam Çinleri Türkiye'ye almam. Çünkü tehlikeli bir hastalık. Onun için. Koronavirüs hakkında düşüneceğim ülkemize tehlikeli turistlerin gelmesiyle alakalı olarak düşünüyorum. Yani ülkemize almamaları lazım. İnsanlarımızı tehlike altına atıyorlar. Çinli vatandaşları belli bir süre Türkiye'ye almamaları lazım. Yani Nevşehir olsun, Kapadokya olsun öyle turistik ülkelere getirmemeleri lazım. Şehirlere pardon, ülkelere diyorum. Koronavirüs hakkında düşüncelerim, koronavirüsünü dünyaya evet Çinlilerin biraz pasaklı ve kirli olduklarından dolayı, onlar biliyorsunuz her şeyi yiyorlar. Ondan dolayı herhalde hayvanlardan gelen bir virüs olduğunu düşünüyorum. Bir ikincisi de televizyonlardan ve bilim adamlarından dinlediğimiz ve duyduğumuz kadarıyla bu ilaç firmalarının, ilaç şirketlerinin dünyaya ilaç satmak için bu tür virüsleri kendilerinin yaydığını düşünüyorum ben. Ama bizim ülkemizde olacağını da tahmin etmiyorum. Daha önceden de biliyorsunuz domuz gribi, kuş gribi gibi vakalarla karşılaşıldı. Ülkemizde zaten sivrisinek ısırmasından bile dünyanın insanı ölüyor. Yani bunlar çok normal şeyler. Ama bu tür şeyleri büyütmelerinin nedeni bence bir ranttır. Başka hiçbir şey değil. Biraz da biz kendi sağlığımıza kendimizin dikkat etmesi gerekiyor. Yani doğanın getirdiği bir hastalık bence ya bu. Yani çünkü adamlar her şeyi yiyor. Hani normalde Allah'ın haram ettiği şeyleri yiyorlar bunlar. Hani vallahi arkadaş hijyenik olacaksın, temiz olacaksın. Ondan sonra mümkün olduğu kadar yediklerine, içtiklerine dikkat edeceksin hani. Korunmaya çalışacaksın hani. Valla iyi bir şey değil. Allah hepimizi saklasın. Yardımcımız olsun. İnşallah bizim ülkemize girmez. Burada böyle gelir geçer inşallah. Şöyle söyleyeyim. Bence biliyorsunuz ki hani bu Doğu Türkistan'daki Türklere yapılan bir eziyet var. Ben diyorum ki Allah'tan gelen bir şey diyorum ya. Çünkü şimdi onunla uğraşıyorlar. Bildiğim kadarıyla bir gün 2000'in üzerinde insan ölmüş. Yani bu taraflara gelir mi bilmiyoruz. Gelirse de artık hakkımızda hayırlısı diyelim, ne diyelim. Ulan şu an bir tedavisi yok diye biliyorum. Yani aşısı falan hiçbir şey yok. Sadece bizim kendi şahsi ne bileyim işte toplum taşıma araçlarına binerken ondan sonra el temizliğiydi işte fazla kalabalık ortamlara girmeyerek bu şekilde kendimizi bir önlem alabiliriz. Ülkemize gelmez inşallah. Yani tehlikeli bir virüs. Dünya çapında gerçekten sıkıntı yaratabilecek bir virüs. Umarım en yakın zamanda tedavisi bulunur.